Merhaba çocuklar, ben Filkent. Bugün nasılsınız? Bugün pizza yapacağız. Oo, çok lezzetli. En sevdiğim yiyecek. La la la. Hadi malzemeyi hazırlayalım. Yaşasın. Pizza yapmayı çok seviyorum. İşte peynirli ve domates soslu pizza. Malzemeyi eklemeye hazırız. Ve işte birkaç tane harf. Pizzanın üzerine harfleri yerleştireceğiz. Alfabe. Şimdi de alfabedeki harfleri kullanarak pizzamızı hazırlayacağız. Yaşasın. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. İlk harfimiz A harfi. Hangi malzemede A harfi var? İşte burada. Evet, pepperoni. Hadi bütün A harflerine pepperoni ekleyelim. Bravo, harika. Pepperoni'ye bayılırım. Sıradaki harfimiz B harfi. Peki hangi malzemede B harfi var? Oo, diğer favori yiyeceğim. Zeytin, siyah zeytin. Peki nereye gidecekler? Bütün B harflerinin üzerine gidecekler. Evet, mükemmel. Sıradaki harfimiz C harfi. Hangi malzemede C harfi olduğunu bulabilir misiniz? Bu bir mantar. Sebzeler. Sebzelere bayılırız. Hepsi C harflerine gidiyor. Lezzetli mantar mantar. Pizzamızda mantar var. Evet, sıradaki harfimiz D harfi. Domateste D harfi var. Peki nereye gidecekler? Bütün D'lere gidecekler. Bravo. Domates, domates, domates. Şimdiki harfimiz E harfi. Ve işte bir brokoli. Evet, çok sebzemiz var. Hadi onları yerleştirelim. Tada! Pizza çok lezzetli görünüyor. Ve son olarak F harfi. Peynirde F harfi var. Peki peyniri nereye ekleyeceğiz? Evet, ortaya ekliyoruz. İsterseniz fazladan peynir ekleyebiliriz. Biraz pizza yemek istiyorum ve eminim sen de yemek istiyorsun. Pizzaya malzeme eklememe yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu çok eğlenceliydi. Tekrar yapmalıyız. Ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba, benim adım Kent. Ne güzel bir gün değil mi? Bugün pasta yapacağım. Pişirmeye bayılırım. Hadi pişirelim. Karıştıralım. Acaba bu lezzetli koku nereden geliyor? Neredeyse bitti. Bakalım nasıl olmuş. Pastayı harika yapmak için biraz çikolata sosu ekleyelim. Hadi Lok, şimdi keki çırpalım. Sabırsızlanıyorum. Ve işte oldu. Çok lezzetli bir koku geliyor. Hadi gidelim. Vay Kent, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Biraz yiyebilir miyiz? Evet, tabii ki yiyebilirsiniz. Ben pasta istiyorum. Ben pasta istiyorum. Ben de. O zaman paylaşmayı öğrenmeliyiz. Pastayı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Pastayı eşit paylaştırmak için nasıl kesmeliyim? Onu 4 parçaya böleceğim. Bir parça Mumu için, bir parça Luke için, bir parça Tim için, son parça da benim için. Şimdi hepimizde eşit bir parça var. Bu harika. Çok lezzetli. Paylaşmak çok güzel. Merhaba. Ben küçük Bilkent. Bir tekneyle denizlerde geziyorum. Ve Hazine Adası'na ulaştık. Yaşasın. Hadi hazineyi bulalım. Arkadaşlar, acaba hazine nerede olabilir? Çok merak ediyorum. Nerede acaba? Aa, içinde mektup olan bir şişe. Hadi bakalım mektupta ne var? Aa, bir meyve çiz diyor. O zaman bu kalemde meyve çizmek için var. Hadi meyveyi çizelim. Bu
arkadaşlar. Bu meyve nedir? Tahmin edebildiniz mi? Doğru bildiniz. Bu bir elma. Çok sulu ve tatlı bir elma. Hadi başka bir meyve çizelim. Bu sefer ne çizdiğimi anladınız mı? Evet, bu bir armut. Nefis. Hadi bir meyve daha çizelim. Arkadaşlar, bu meyve nedir? Evet, bu bir muz. Muzu çok seviyorum. Arkadaşlar unutmayın, meyveler çok sağlıklıdır. Başka bir macerada görüşürüz. Selam Mumu, bugün senin doğum günün. Parti yapmayacak mısın? Hayır Luke, bugün hiç parti yapasım yok. Aa, Mumu neden bu kadar üzgün? Bir fikrim var. Onun için harika sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayacağım. Doğum günü partisi için ihtiyacımız olan ilk şey bir doğum günü pastası. Ona çok lezzetli çilekli bir pasta yapacağım. İşte pasta hazır. Eminim Mumu buna bayılacak. Pembe pastam çok lezzetli görünüyor, değil mi? Vay, çok lezzetli bir pasta. Bir dilim alabilir miyim? Olmaz Kent, bu Mumu'nun sürpriz doğum günü partisi için. İstersen balonları asmama yardım edebilirsin. Bak, mavi bir balon. Çok güzelmiş. Evet. Selam arkadaşlar, her şey harika görünüyor. Bakın, turuncu doğum günü şapkaları getirdim. Çok havalılar, değil mi? Evet, her şey hazır. Hey bakın, Mumu geldi. Sürpriz. Vay, bunlar harika. Bu da senin hediyen Mumu. Onu yeşil bir kutuya koyduk. Bugün eğlenceli bir gündü. Ve bir sürü yeni renk öğrendik. Pembe pasta, mavi balon, turuncu parti şapkası ve yeşil hediye kutusu. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Kent, Fil Kent ve az önce marketten geldim. Meyve ve sebze alışverişi yaptım. Çok eğlenceliydi. Ama sanırım ufak bir sorun yaşıyorum. Meyvelerim ve sebzelerim birbirine karışmış. Onları ayırmam gerekiyor. Bana yardım eder misiniz? Yaşasın. Çok teşekkürler. Hadi başlayalım. Bu yuvarlak ve kırmızı olan elma. Bu kesinlikle bir meyve. Bu bir havuç. Bu bir sebze. Hadi devam edelim. Bir portakal. Portakal bir meyvedir. Evet. Tebrikler. Bir patlıcan. Sebze. Mükemmel. Bu bir brokoli. Brokoli de bir sebzedir. Doğru bildiniz çocuklar. Harikasınız. İşte bir çilek. Aa, çilek benim en sevdiğim meyvedir. Evet, teşekkürler çocuklar. Ispanak. Ne dersiniz çocuklar? Evet, bu bir sebze. Yeşil yapraklı sebzeler. Karnabahar. Bu da bir sebzedir. İşte oldu. Oo, bir salkım üzüm. Bu bir meyvedir. Kesinlikle. Oo, muz. Bu da bir meyvedir. Bravo size. Oo, yeşil kabak. O da sebzelerin yanına gidiyor. Bir karpuz. O bir... O bir meyvedir. Tüm meyve ve sebzeleri bildiniz. Meyve sepetinde bir elma, bir muz, bir karpuz, bir çilek
üzüm ve bir portakal. Sebze sepetinde brokoli, bir havuç, karnabahar, ıspanak, patlıcan, yeşil kabak. Lezzetli bir meyve salatası yapmaya hazırım. Ve biraz da sebze. İşte başlıyorum. Hoşça kalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için Sevimli Fail Kent kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Fail Kent.